Tek tek size anlatmaya çalışacağım. Şimdi Van dediğimiz zaman hemen aklımıza otlu peynir gelir. Otlu peynirin biz burada iki çeşidini servis etmekteyiz. Otlu peynir dediğimiz zaman da Mayıs ayında peynir üretimi başlar. Ve Mayıs ayında çıkan peynirler asla ve asla aynı mevsimde servis edilmez. Bu peynirler otları hazırlandıktan sonra 7 ay boyunca toprakta küplerin içine bekletilip ve 7 ay sonrasında bunlar topraktan çıkartılıp lezzetini bulduktan sonra işte bizim gibi Türkiye'nin diğer yerlerindeki kahvaltı salonlarına ya da kahvaltı bahçelerine bu şekilde gönderilerek müşterilerimize servis ediyoruz. Şimdi şurada gördüğümüz iki çeşit otlu peynirimiz var. Bir tanesi az otlu, bir tanesi çok otlu gelir. Ürünün özelliği aynıdır fakat ot miktarı farklıdır. Ot miktarı biraz daha fazla olan peynirimiz de yine en çok tercih eden peynirler arasında. Evet. Yine şurada Van'dan gelen kaymağımız var. Kaymak dediğimiz zaman da yine insanlar aklına şu gelmesin, marketlerde satılan kaymak sütten alınan kaymaktır. Bizim kaymaklarımız yoğurt mayalandıktan sonra yoğurdun üstüne oluşan kremadır. Yine buna kendine has bir özelliği vardır. Ne kadar tüketirsek tüketelim bize asla ve asla bir rahatsızlık vermez. Çünkü çok ağır bir ürün değildir. Sütten alınan kaymak biraz ağırdır. Biraz fazla tükettiğimiz zaman bize zarar verebilir. Yalnız dediğimiz gibi bu doğal olduğu için, yoğurdun üstüne alınan bir kaymak olduğu için asla ve asla bize zarar vermez. Yine Van yöresine ait tereyağımız var burada. Tereyağımızda masamıza bu şekilde servis ediyoruz. Yine müşterilerimiz istediği takdirde yarım kilo, bir kilo şeklinde buradan satın alıp evlerine götürebilirler. Evet. Şimdi biz Van kahvaltısı dediğimiz zaman biz aslında burada sadece Van'la da özgü kalmadık. Biz soframıza Malatya peynirini ekledik, Kars kaşarını ekledik. Burada gördüğünüz gibi şu anda doğranmış hazır şekli. Kars kaşarı denildiği zaman da %100 süt ürünüdür, %100 sütten yapılır ve küflü kaşar, eski kaşar diye adlandırılır. 6 aya kadar kaşarlarımız taze kaşar olarak geçir. 6 ay sonrasında dışı bu şekilde küflenmiş, Kars kaşar olarak geçer. Şimdi biz bunu hazırlarken de yine biz bunu aslında küfüyle birlikte de tüketebiliyoruz. Ama görüntü açısından böyle göründüğüne bakmayın. Hakikaten lezzetli bir peynirdir. Biz bunu hazırlarken dışında küfünü alıyoruz ve şu şekilde hazırlanmış olarak müşterilerimize servis ediyoruz. Şimdi bir de Malatya peyniri dedik. Malatya peyniri de yine küplerde bu şekilde saklanır. Çok tuzlu olarak küplerde sıcak suda bekletilir. Biz bunu yine hazırlamadan önce şu şekilde doğruyoruz. Doğradıktan sonra çok az sıcak sudan geçirerek müşterilerimize servis ediyoruz. Bir de burada yine Van kahvaltısında olmayan bir şeyi biz Alanya'ya getirdik. Van kahvaltısında normalde sürük peyniri yoktur. Sürük peyniri Hatay yöresine ait bir tür peynirdir. Yörede bu peynir o yörede yetişen bazı kekik türlerinde yoğrulup, yani çökelek halindeyken peynir kekik, bazı kekik baharatlarla yoğrulup kurutulup bu şekilde gelir. Ondan sonra biz bunu buraya getirdikten sonra da doğrayıp içine domates, yeşil soğan ve maydanoz ekleyerek yine müşterilerimize servis ediyoruz. Bunun yanı sıra bir de Malatya kayısımız var. Bildiğiniz gibi Malatya kayısı dediğim zaman yine piyasada satılan sarı istimli kayısı diye bir kayısı vardır. O kayısı istimlenerek sarartılır ve isimlenerek paketlenir. Bizim bu kayısımızda yine ayrı bir özelliği vardır. Kayısı ağaçtan alındıktan sonra içindeki çekirdeği alınır. Kesinlikle %100 doğal olup %100 dışarıda bekletilerek kurutulan bir tür kayısıdır. Bunu da burada yine müşterimize servis edip aynı zamanda satışını yapabiliriz. Şimdi son olarak kavutumuz var burada. Kavut yine Van kahvaltısında burada da insanlar yavaş yavaş sevmeye başladı. Kavut dediğimiz zaman da yine Van kahvaltısını andıran bir isimdir. Şimdi burada kavutun tozu bu şekilde, bir tür buğday kavurmasıdır bu. Bu şekilde bize gelir. Buradan da müşterilerimiz dediğimiz gibi 250 gram şeklinde bizden satın alıp götürüp evlerine hazırlanabilir. Hazırlaması gayet basit. Daha önce de bahsettiğimiz gibi saf tereyağıyla yapılıyor. Saf tereyağıyla hazırlanıyor. Hazırlanmış şekilde gördüğünüz gibi burada hazırlanmış şekilde bu şekilde bal ile karıştırarak tüketebiliyoruz. Bir de kahvaltımızın kralı mı diyeyim, kraliçesi mi diyeyim, baldan bahsedelim. Evet, arı düşünürsek kraliçe ama bal düşünürsek kral. Şimdi balımız da yine Van'dan buraya gelmektedir. Bal dediğimiz zaman da Van çatak balı, petek balı olarak buraya kadar gelir. Van çatak balı binbir çiçek balı olarak da geçer. Şimdi Van'da dediğimiz gibi şimdi Van yöresini bilen seyircilerimiz bilir. Van yöresi doğası gereği ağaçların yeşilliğin olmadığı bir bölgedir. Dolayısıyla ağacın yeşilliğin olmadığı yerde daha çok çiçek ve da benzeri bitkiler yetişir. Tabii çiçek olduğumuzdan aklımıza ne gelir? Otomatikman bal gelir.
yine bu balları biz oradan buraya getirdiğimiz zaman da kesinlikle en doğalını, kesinlikle daha önce insanların kullanmış olduğu da hiçbir şikayetin olmadığı balları tercih ediyoruz. Petek balımız asla ve asla katkı maddesi yoktur. Onunla biz burada satışına yeni başladık. Bir de yine burada bizim süzme balımız var. Binbir çiçek balı olarak geçer. Bunu da yine müşterilerimize servis ettiğimiz gibi burada 1 kilo 2 kilo civarında satın alıp evlerine götürebilirler. Evet efendim, ben Van bölgesine gitmedim ama ne yaptım? Van kahvaltı bahçesine geldim. Buranın kahvaltısı gerçekten lezzetiyle tadılmaya değer diyorum. Biz adresi belirttik. Adreste bulunan bütün organik ürünlerimiz şu anda satışta. İsmail Bey'e teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Evet sevgili seyirciler, geçen hafta iki tane arkadaşımın düğün alışverişi vardı. Yolumuz Kale Market'e düştü. Kale Market'in içerisinde gezdik. Bakalım alışveriş için neler yapabiliriz diye içeriği dolaştık ve alışverişimizi yaptık. Evet sevgili seyirciler, şu anda Kale Market'in içerisindeyiz. Tabii düğün alışverişinden çıktığımız için düğünde ilk önce aklımıza ne geliyor? Düğün pastamız geliyor. Biliyorsunuz Kale Market pastane bölümüyle özel günlerimizde, nişanlarımıza, düğünümüzde, sünnet düğünümüzde, özel günlerimizde pasta olarak sipariş verebiliyorsunuz, yapabiliyor. Biz hemen buradan pastamızı, düğün pastamızın siparişini verdik ve pastamız hazır. Hemen aklımıza ne geldi? Hemen tabii ki misafirlerimize, düğün salonuna gelen misafirlerimize ikram edebiliyoruz. Bileceğimiz kuru yemiş geldi. Bir baktık Kale Market'in içerisinde kuru yemişimiz de mevcut. Hemen gittik kuru yemişimizin de siparişini verdik. Evet sevgili seyirciler, tabii benim oğlum ne yaptı? Merdivenlerden çıkar çıkmaz hemen görmüş olduğunuz gibi oyuncak reyonunu gördü ve oyuncaklarımız çok indirimde olduğu için şöyle birkaç tane araba aldık. Ben tabii biliyorsunuz damadın da arkadaşıyım, gelinin de arkadaşıyım. İki yönlü düşünerek anlatıyorum size. Geldik gelinimizin kozmetik ihtiyaçlarına, hemen Kale Market'in ikinci katına çıktık. Gelinimizin parfümünü, damadımızın parfümünü aldık. Aklımıza ne geldi? Damadımızın tıraş olabileceği ürünler geldi. Burada biliyorsunuz bu şekilde dizayn edilmiş. Herhangi bir marka alabilirsiniz. Şöyle buradan damadımızın ihtiyaçlarını karşıladık. Evet sevgili seyirciler, düğün alışverişine çıktığımız zaman benim 5 yaşında bir oğlum var. Hepinizin ellerinden öper. Kendisi çok hareketli. Biz burada dolaşırken o kadar çok ayak altında kaldı ki bir baktım hemen Kale Market'in yukarıda pastane bölümünde bir oyun bölümü var çocuklar için. Buraya bıraktım oğlumu, sonra rahat rahat alışveriş yaptım. Hemen damadımızın eksiklerini tamamlarken gelinimizin iç giyimi geldi aklımıza. Hemen Kale Market'in içerisinde bunları da bulabiliriz. Geleceğimiz için geldik gelinimizin alt üst takımlarını, gece gündüz kullanabileceği takımlarımızı Kale Market'in iç giyim reyonundan karşıladık. Evet sevgili seyirciler, iç çamaşır bölgemizden hemen tekstil bölümümüze geliyoruz. Yine böyle damadımız için atletlerimiz de var, onları da buradan aldık. Evde giyebilecekleri şöyle rahat rahat pijama takımlarımız var. Hemen damadımız için biz bunun lila rengini aldık ama yine burada renklerimiz mevcut. Yine bu tarafa doğru geçtik. Gelinimizi unutmadık. Evde rahatça giyebilmesi adına ya da spor yaparken, yürüyüş yaparken giyebileceği şöyle çok şık takımlarımız var. Burada yine şöyle tight atlarımızdan aldık biz. Tabii tercih sizin. Buraya gelip bakarsınız, görürsünüz. Ve tabii hemen benim gözüme çarptı. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yatak örtümüz var burada. Bunun renkleri var tabii. Biz bunun da lilasını aldık. Damatla bir takım yaptık kendisini. Yatak örtümüzü de buradan aldık. Çoraplarımızı aldık. Evet, sırada hemen aklımıza züccaciye bölümü geldi. Biliyorsunuz Kale Market'in içerisinde bir züccaciye bölümümüz var. Bardaklarımızı, tabaklarımızı, tavalarımızı ve diğer züccaciye eksiklerimizi de buradan aldık.
Ve sevgili izleyenler, ne yaptık? Tabii ki çok yorulduk. Bütün bir düğün alışverişimizi yaptık. Gördüğünüz gibi sevgili izleyenler, biz düğün alışverişimizi bile Kale Market'ten yaptık. Çünkü neden? Burada arayıp da bulamayacağınız hiçbir şey yok. Çok yorulduk tabii. Sıra yemeğe geldi. Görmüş olduğunuz gibi şu anda yemek yiyeceğiz. Burada Kale Fast Food her zaman hizmetinizde diyoruz. Paket servisimiz de var. Siparişle de çalışıyoruz diyoruz. Biz yemeğimizi yiyoruz. Maalesef sevgili izleyenler, bir programın daha sonuna geldik. Saçımda ve makyajımda Riva Kuaföre, kıyafetimde Çisen Butiği, takılarımda Hürrem İç Giyime çok teşekkür ediyorum. Ve bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.